Çocukluğumuzun vazgeçilmez çizgi filmleri, Tom ve Jerry, Scooby Doo ve daha birçoğu. Peki çizgi film karakterlerine ses veren sanatçıları hiç merak ettiniz mi? BBN Türk ekibi İstanbul'da bir seslendirme stüdyosunda konuk oldu. Ülkü Nurtepe'nin özel haberini Hakan Kılıçarslan'ın görüntüleriyle ekranlarınıza getirelim. Ne tür bir dadısın sen? Doğu rüzgarıyla mı uçtun, batıyla mı? Tepeden uçaktayız. Zaten uçabiliyoruz. <laughs> Bedia Enerji, Aydoğan Temel, Begüm Günceler ve daha birçok duayen. Her birinin sesinden onlarca karakter hayat buluyor. Onlar çizgi film dünyasının ekranlarda görünmeyen kahramanları. Kral Şakir, Speedy Gonzales, Shaggy ve hatta Köstebek Giller'in boyosu. Her biri ekranlara yansıyan ve çocukların başından ayrılmadığı çizgi filmler. Ve işte o çizgi filmlerin seslendirme mutfağındayız. Ha? Niye herkes burada? Yoksa o kadar da hızlı koşuyordum ama ne oldu bana şimdi? Ay! Ah, Mustafa Oral da bu işe önce gönlünü sonra 20 yılını verdi. Duayen seslendirme sanatçısı şimdiye kadar yüzlerce karaktere ses oldu. Ee, mesela bunun işe yarayacağından çok da emin değilim. Ee, bunun işe yarayacağından çok da emin değilim. Ee, bunun işe yarayacağından çok da emin değilim. Ee, bunun işe yarayacağından çok da emin değilim. Dublaj sanatçıları sesten sese koşarken şüphesiz ki karakterlerde değişiyor. Bazen ülkesini kurtaran bir polis oluyorlar. Ah, yüzbaşı, New York'un en zeki polisi olduğumu unuttum galiba. Bazense yer altında yaşayan bir köstebek karakterine hayat veriyorlar. <laughs> sesleceğim, sesleceğim. O ev kocaman değil. Sen mini mini min ben haberleri seyrediyordum Uncle Grandpa sinsice gelip kanalı değiştirdi vesaire. Peki dublaj ve seslendirme yapmak sanıldığı kadar kolay mı? Gelin bir denemede birlikte yapalım. <laughs> çok iyi dostlar. Ted evet. Demek geldin. Sera. Seni gördüğüme çok sevindim." değil mesela. Daha gelmedi orası. Ben hala Sera diyorum. Sizinki kızınız koşmaya başladı ama konuşmaya başlamadı. Evet. Bu kadar acımasız ve bencil bir büyücüyle işbirliği yapacağımı mı sanıyorsun? Şüphesiz ki her işi erbabına bırakmak gerekiyor. Peki iyi bir seslendirme sanatçısı olabilmek için ne kadar eğitim almamız gerekiyor? E, dublaj akademilerinde 3 aylık bir eğitim süreci var. 8 saat haftada. 4'er e, saatten oluşan 2 günde eğitim sürecimiz var ama bu... E, Dublaj yapabilmek için ne kadar yeterli? Bu tartışmaya açık. Ben de bir eğitim sürecindeyim. Bu işin bir sonu yok. Seslendirme sektörü sanal kitaplardan bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir alanda iş imkanı sunuyor. Dijital platformların gelmesiyle yepyeni sinema kanalları, sinema platformları, dizi platformları doğmuş oldu. Bilgisayar oyunları var artık. Bir süre onlar da bir süre önce sektörde yoktu. Duayen sanatçının gençlerden de bir isteği var. Dublajlı izledikleri işlerde geri dönüşlerle denetleyebilmelerini isterim. Tepki gösterebilsinler, eleştirebilsinler ki biz de daha iyi işler çıkarabilelim.